Merhaba arkadaşlar. Bir cumartesi akşamı beraberiz. Bu yayını şunun için yapıyorum. Sorulan sorular var. Hani Matrix 5 diye bir arkadaşımız var. Sağ olsun takip ediyor. Diyor ki madem diyor biz hani 4. 5. çakraya yükselmiş varlıklar, neden diyor ikinci, üçüncü çakradaki insanlara saygı duyacak? Şimdi ikinci, üçüncü çakradaki insanlara saygı duyması, ikinci çakradakiler kimdi? Hayvanlar. Yani birinci çakradakiler kimdi? Bitkiler. Bitkiler. İkinci çakradakiler kim? Hayvanlar. Şimdi bitkilere de saygı duyacaksın, ağaç kesmeyeceksin, bastığın otun canlı olduğunu düşüneceksin, hayvanlara da saygı duyacaksın, onlara da hani iyi davranmak zorundasın. Yani ikinci çakraya diye saygı duymamazlık yapmak zaten dördüncü çakraya yükselmiş ya da kalp çakrasına yükselmiş bir insan olmadığımızı gösterir. Bir arkadaşımız da şeyden bahsetmiş. Hocam işte en fazla kafanızı kurcalayan şeylerden bir tanesi konu din. Din konusu sizi çok meşgul ediyor. Çünkü yıllardır yanacaksın, cehenneme gireceksin, işte günaha giriyorsun gibi size aktarılmış, kodlanmış korku dini. Din eğer korkutuyorsa gittiğiniz yol din yol demekti, biliyorsunuz yol. Yolunuz doğru değil yani. Yolu değiştir yani. Yolunuz sevgi olsun. Yani sevgi yolunuz olsun. Sevgiyi kendinize ışık edinin. Sevgiyi kendinize el feneri edinin. Sevgiyi kendinize gideceğiniz hedef, yol, hal durumuna sokun. Eğer din eğer korkutuyorsa yani demek ki sizin yolunuz aktarılan hangi dindenseniz. Burada din derken bulunduğunuz alanda hani işte Müslümanlık olarak geçiyor. Ama geçen dersimizde anlatmıştım. Her Müslüman mümin değildir. Ama her mümin Müslümandır. Bunun için dini öğrenmeniz için arkadaşlar önce öğrendiğiniz dini araştırıp incelemeniz lazım. Bir arkadaşımızın biri de şeyi sormuş. Hocam bize Muhammed'i anlatır mısınız? Muhammed'i dini nedir? Yani Muhammed'i bizim dinimizden farklı mıdır diye. Hani din yani ayrı işte Müslümanlık ayrı, Muhammed'i ayrı. Hayır. Muhammed'in getirdiği dinin adı Müslümanlık. Muhammed'in getirdiği dinin adı İslam dini. Getirdiği dinin adı tevhiddir. Muhammed arkadaşlar Muhammed mesela Peygamber Efendimiz işte sallallahu aleyhi ve sellem falan böyle bir sürü sahtekarlar var böyle hemen arkasından böyle salavat-ı şerif falan getiriyor. Niye getirdiğini, neden yaptığını bilmiyor. Öğrenmiş, kalıpları öğrenmiş ona göre. Muhammed hamd eden insan demektir. Hamd eden insan. Hamdü senalar, hamd eden. Burada kelime manasıyla hamd eden kim varsa o kişi orada Muhammed açığa çıkar. Eğer bir insan Nemrut gibi ise orada Nemrut açığa çıkar. Bir insan eğer Firavun gibi ise bir insan şeytan gibi ise onda şeytan açığa çıkar, baskındır. Hepimizde var. Yani burada şuna dikkat edeceksiniz. Biz şöyle düşünün. Bir tane Muhammed gelmiş, işte uyanmış, insanlara da tebliğ etmiş, sonra gitmiş, cennete de yerleşmiş. Böyle bir imaj ile bizim hayatımıza sokuyorlar. Yani ya bir kere şu var, Muhammed hiçbir zaman ölmedi. İlk peygamberden son peygambere kadar
gelen giden aynı enerji, aynı uyanış, Allah'ın aynı veçesi, aynı eğitim, öğretim şeyi. Siz şimdi şimdi Allah'ın bütün kapsayan, şöyle diyelim, bütün kapsayan, bütün tek olan burada Allah'tır. Allah enerjisi farklı hale gelir, sonra Rabbi olur yani. Rab. Burada Rab bilgisi öğretmen demektir. Yani burada öğretmen. Kim öğretmenmiş? Rabbimiz öğretmenmiş. Rab bilgisine sahip olabilmeniz için bütün dinler Rabbi diye geçer. Biz de İslamiyet'te de Rabbim sen bilirsin dediğimizde işte Mısır'da bu Rabbi Ra olarak geçer. Ya Ra bilgileri. Açın Ra bilgileri diye bir Türkçe kitap vardır. 4 cilt. Bir şöyle dedi, bir böyle dedi, bir şöyle dedi. Orada bir kelimesini yerine Allah koyun, bütün bilgiler aynıdır. Hiçbir şey değişmez. Rabbi burada bize eğitim olarak, yani sizin rehberiniz Rabbinizdir. Yani bu alem Rabbi üzerine kuruludur. Şimdi enerjisini nefes olarak düşürür, burada da hak olarak görünür. Hak. Burada da ey hak, haklı olmak. Haklı olmak, Allah ile beraber olmak anlamındadır. Bir insan haklı ise Allah onunla beraberdir. Demek ki enerji, tek enerji vardır ve aynı enerjiyi düşüre düşüre insandan görünür. Ama hak olan insan hiçbir zaman hakikate, yani Allah'a ulaşabilmesi için ancak hakka kadar yükselebilir. Yani hakkı görebilir, kendindeki hakkı bulabilir. Ama öğretmen olmaya kalktığında ancak orada peygamberlik ya da insanlara tebliğ açığa çıkar. Eğer sadece bir peygamber gelmiş ve gitmiş olsaydı, bu zaman size haksızlık yapılmış olurdu. Yani burada milyonlarca insan var dünya üzerinde ama bir kişi seçilmiş. O sizsiniz. Seçilmiş olan sizsiniz. Yani diyor ya hani Matrix'te, yani sen seçilmişsin. Burada o Matrix'teki Neo'nun sen seçilmişsin dediğinde hepinizsiniz. Sen seçilerek geliyorsun yeryüzüne. Yani sen Allah'tan ayrı mısın ki? Sen Rabbinden ayrı mısın ki? Sende hak görünmüyor mu ki? Şimdi bunların hepsini işte soru, bütün tabii videoları izlemediğiniz için böyle bazen soru soruyorlar. Ya arkadaş, sen görüntüde et ve kemiğe bürünmüş bu dünya üzerindeki küçücük bir noktasın. Yani ne diyor Hazreti Ali? İlim bir noktaydı, alimler onu çoğalttı diyor. Sen yeryüzünde noktasın. Nokta kelimesi, nokta kelimesi arkadaşlar, sıfır demektir. Yok demektir. Yani sen yoksun. Burada Arapçada nokta sıfır. Sıfır kelimesi, sıfır harfi yok demektir. Demek ki sen yoksun, ne var? Allah var sadece. Sen çekil aradan, kalsın yaradan dediğimizde aradan çekilecek senin bedenin değil, senin o et kemiğin değil, senin aradan çekilecek bugüne kadar öğrendiğin duygular, düşünceler, toplumun bilgileri, bulunduğun yere inanmış, seni kandırmışlar, seni aldatmışlar, işte seni köle yapmışlar, sabah 8 akşam 5 işe gidip geliyorsun, sonra işte hastalanınca doktordan çözüm buluyorsun. Yani toplumun %100'ü hastadır. Yani ya bedensel hastadır ya ruhsal hastadır. Mutlaka hastalıkları vardır. Yani ya antidepresan kullanıyordur. Toplumun %60'ı şu an antidepresan kullanıyor. Yani neden? Kafayı yemek üzereler.
Çünkü uyanmadığın zaman kendini yalnız hissedersin. Bizim antidepresan kullanmamızın tek sebebi var. Yolumuz bozuk. Yolumuz yoldan saptık. Yoldan çıktık. Yani birbirimizi sevmiyoruz. Biz sevgiyi seksle karıştırıyoruz. Sevmeyi her insanın evlenmesindeki tek amaç cinselliktir. Cinsellik ihtiyacını karşılamak için herkes evleniyor. Yoksa sevdiği için evlenmiyor. Geçmiş zamanda bize işte falan kişi var onu alalım mı falan. Yani alalım yani çünkü cinsellik baskın yapıyor. Yani diyorsun ki ya günaha girmeyeyim, işte birisiyle de beraber olmayayım. Hani bizde şey var, zina yapmayayım. Zina kelimesini eski derslerimde anlatmıştım. Sevgi olmadan yapılan cinsel beraberliğe zina denir. Sen hala daha işte eşimle nikahı var, sen sabahtan akşama kadar zina üzerinesin. Zina kelimesi neydi? Ziyan demekti. Ziyan edilmiş ve enerji. Ziyan edilmiş. Sen bu bilgilerin hiçbirini bugüne kadar öğrenmemiştin. Yani yavaş 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 hani beynin yana yana sorguluya sorguluya yani acaba bu adam doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor acaba çok çok yakında göreceksiniz sizler de uyandığınızda o mutluluğu huzur etrafınıza yaymaya başladığınızda bir anda bakın birçok öğrencinin eşleri karılarının eşlerinin uyanmalarını istemezler. Yani uyanınca yani ya arkadaş ben sevmeden bir evlilik yapmışım. Bunun yüzünden yüzlerce boşanan insan oldu. Yani ben eğer ya sevmiyorsam ve o kocam beni zorla birlikte olmaya zorluyorsa nikahım var diye sen her gün zina yapıyorsun. Yani bunu ne yapacağız? Artık zevk de almıyorsun ya da hayattan haz almıyorsun. Ya sevgi yok. Birbirimizi sevmiyoruz. Birbirimize hani saygı duymuyoruz. Şimdi en önemli olaylardan bir tanesi siz bu yeryüzündeki noktalarsınız arkadaşlar. Bakın dünya zaman daraldı ya da zaman bitti kavramında çok az bir süre kaldığı için bunları anlatıyorum. 2002 yılında konuları anlatacağım zaman melekler hep şimdi sırası değil, şimdi anlatman yanlış, şimdi olmaz, şimdi olmaz. Çünkü hep bir zamana ihtiyaç var. Yani bizim bir zamanımız, uyanma zamanımız, zamanı olacak ki uyanacaksınız. Şimdi arkadaşlar, tarih diye bir şey yok. Olaylar var. Olaylar tarihtir. Gök yarıldığında, yani ozon tabakası delindiğinde, işte diyor ki dağlar dağlara, denizler denizlere kavuşacak. Bakın, uyanış bilgilerinde, şimdi ne yapacaklar? Diyor ki, en önemli özellik, bir, ayaklar baş, baş, ayak olacak. Olmadı mı? Evet. Ayaklar baş, başlar ayak oldu. Hiçbir alim, alimler ezilecek. Hapise atılacak. Alimler ezilecek. Zalimler çoğalacak. Bunların hepsi gerçekleşmiyor mu? Annenin kızına, babanın oğluna faydası, yani birbirine düşman kesilecek. Bu aynısını yaşamıyor muyuz? Anne çocuğuna söz geçiremiyor, baba çocuğuna söz geçiremiyor. Aile dağılacak. Bunun etrafınıza baktığınızda hepsi gerçekleşmiyor mu? Yeryüzünde sevgi kalkacak.
İnsanlar, hayvanlar, insanlar ve tanrılar diyerekten çok güzel bir kitap var. Bu kitapta Orta Asya'da bir gezgin dolaşırken bir rahiple karşılaşır. Yerin altında yaşayan bir rahiple karşılaşır. O da aynı bugünü anlatan bir sayfa. İnsanlar, hayvanlar, insanlar ve tanrılar diye bir kitap. O kadar güzel anlatır ki bugünümüzü anlatır. Yani olayları. Der ki böyle böyle olacak. Ben bütün hepsini biliyorum ama anlatamam. Yani önümüzdeki günlerde ne olacak, ne yaşayacaksınız, başınıza ne gelecek, dünya ne olacak? Bunu nereden biliyorsunuz? Siz de bilebilirsiniz. Ne zaman ki siz 6. çakraya uyandığınız andan itibaren siz de bilebilirsiniz. Benim farklı bir özelliğim yok. Yani sakın ha, yani ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ya Muhammed sizde gizli diyorum. Sen hala diyorsun ki hocam işte Muhammed'in hayatını, yani bir Muhammed bulunduğu toplumda ters gidiyor işler. Diyor ki durun, bu yanlış. Yani Muhammed bir devrimci. Yani orada din yok muydu? Orada hem Yahudilik vardı, hem Mecusilik vardı, hem Hristiyanlık vardı. Hepsi vardı orada, yani puta taparlar vardı. Devrim, yani ve İslam devrimi, İslam dinin devrim getiriyor. Yani özgürlük getiriyor kadınlara. Böyle birçok şey deniyor. İşte bir kadının bir adamın şahitliği, iki kadının şahitliği filan. O zamanlar kadın hayvandan daha aşağıda ya, değer veriyor. İlk defa hayatında 1400 sene evvel değer veriyor. Sen bunu ölçemezsin ki. Bunun üstüne en büyük değer veren Atatürk'tür. Yani şu an kadın hala diyor ki işte örtünüyor, kapanıyor, bilmem ne yapıyor. İşte din iman diye korkutmuşlar. Aman diyor, evimde oturayım, çocuk bakayım, çocuk doğurayım. Hala 2000 sene evvelki kadın zihniyetiyle yaşıyor. Yani bir kadın birey değil, bir kadın arkadaşlar, kadın eşittir insandır. Bence bu insan olmayı öğreneceğiz. Yani erkek eşittir insandır. Bu Adem diye geçer. Yani burada bu insanın toplamına ne denir? Ademoğlu. Ademoğlu. Kız da erkek de Ademoğludur. Yani buradaki kelime insan olarak, insan olmayı öğreneceğiz. Sonra kadın ya da erkek bölünmesi vardır. Her kadında eril enerji vardır, her erkekte dişi enerji vardır. Hangisi baskın olursa, yani kadında da erkek enerji baskın olur, erkek gibidir. Eğer bir kadın şeyse, merhamet yoksa, sevgi, şefkat yoksa, bir kadın alma, edinme, sahiplenme, biriktirme gibi erkek özellikleri taşıyorsa, yani öldürme, yani çocuğunu öldüren kadınlar var. Yani işte hamile kalıyor, çocuğu çöpe atıp gidiyor. Bu kadın da eril enerji yüksektir. Yani artık otup ateş enerjisi yüksektir. Ama öyle erkekler vardır ki çocuk arabasını sürer, çocuğuyla ilgilenir, çocuğunu işte parka götürür, bilmem ne yapar. Bunda da eksik otup dişi enerji vardır. Yani merhametlidir. Çocuklarım rezil olmasın diye uğraşır. Aileme rezil olmasın. Bir gün en önemli hikayelerden bir tanesi nedir? Aşık Veysel'in anlattığı hikayedir. Aşık Veysel'in gözleri görmediği için karısı onu terk etmek ister. Doğru ya da yanlış bilmiyorum. Hani anlatıyorum, okuduğumu anlatıyorum. Ve kadın bohçasını sarar ve gece evden kaçarken ayakkabısının altında böyle bir sertlik şey vardır. Hani rahatsız eden bir şey vardır. Ve o kaçtığı kişiye gittikten sonra hani buluşurlar. İşte yola çıkmadan ayakkabının içine bir bakayım der. Bir açar bakar, bir tomar para. Aşık Veysel yolda rezil olmasınlar, sıkıntı çekmesinler diyerekten
para verir. Yani burada sen gidip karım beni boşuyor diyerekten öldüren erkekler, yani bir de para verip de aman gitsin mutlu olsun, benim ona bir faydam olmayan diyen erkek. Şimdi biz bunları vazgeçtim ya, ben kadın erkekten de vazgeçtim. Lütfen ya, insan olmayı öğrenelim önce. Geçen gün alışveriş ediyoruz. İşte toplum nereye gidiyor? Şunu işte benzin arttı, dolar arttı, bilmem ne filan. Ya dedim, hiçbirinin önemi yok. Bizde ahlak kayboldu. Yani ahlak dediğimiz şekere zam gelecek, depolayalım. İşte ahlaksızlık. Bu ahlak olmadığı müddetçe, bu ahlak nerede vardır? Japonlarda vardır. Hiçbir zaman eğer bir Japon böyle bir ahlaksızlık yapsa, ertesi gün intihar eder, harakiri yapar. Ben Japonya'da kaldım, iki defa gitmiştim. Eğer Japonya'daki ahlak Türkiye'ye gelse böyle, hani bir gecede, ertesi gün sabah hepimiz aynı anda bir Japon düşüncesiyle uyansak, Türkiye'nin %99'u diyelim, kendini sabah kalktığında harakiri yapması lazım. Yani lütfen, yani herkes kendini çok ahlaklı görüyor yani. İnanın, kendini onu ahlaklı gören kişinin hepsi de şeytanın kandırdığı şey. Yani sende ahlak olmadıkça, sende dürüstlük olmadıkça, şimdi falun defa yapıyoruz biz. Falun defa. Bu falun çok sağlıklı, bütün vücudundaki rahatsızlıkları gideren bir çalışma. Falun defa. Arkadaşlar, adam şunu söylüyor. Diyor ki, bir, bunun çalışabilmesi için dürüst olman lazım. Dürüst değilsen falun defa çalışmaz. İstediğin kadar sabahtan akşama kadar o hareketleri yap. Yani. İki, neydi ikincisi? Doğruluk, merhamet ve hoşgörü. Bu üçü olmadan diyor, yapmış olduğun falun defa hareketlerinin sana asla, hani şifa, göksel gözün açılması, bunları çalıştığın zaman diyor ki göksel gözün açılması. Göksel göz dediği altıncı çakranın açılması için dürüst olacaksın, merhametli olacaksın ve her şeye, herkese, hayata, kendine karşı hoşgörülü olacaksın. Evet, bu cumartesi de bu kadar. Sorularınız olduğu zaman cevaplandırmaya çalışıyorum. Lütfen, bu yol sadece din olarak yol bulunmaz, akıl ile Allah bulunmaz. Matematik, fizik, kimya, astronomi, astroloji de bilmeniz lazım. Size ben de ne öğretiyorsam inanmayın. Ne anlatıyorsam benim kendimle ilgilidir. Burada ben kendi kendime konuşuyorum. Kimse yok, tek başına deli, kendi kendine konuşana deli derler ya. Hani ben bir şurada böyle bir kalabalık bir gruba anlatmıyorum ama burada tahtaya anlatıyorum. Kimse de yok. O zaman hepsi kendimden kendime. Yani her şey kendinden kendine. Ya, o yüzden arkadaşlar lütfen araştırın, inceleyin. Elimden geldiğince size yeni bilgiler aktarmaya gayret edeceğim.